ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi nöral tüpten dedim merkez sinir sistemi, nöral krest hücrelerinden de periferik sinir sistemi oluşur diye kabaca diyebiliriz. Nöral tüp bakın şöyle bir tüp yapısı. Şu medula spinalisimizin bir kesiti. Şu da beyin sapımızın bir kesiti. Bunlar da e, spinal sinirleri oluşturan lifler onların çekirdekleri. Bu da krandiyal sinirleri, beyin sapın uzantılarıydı. Onları oluşturan lifler ve çekirdeklerinin e, tipleri. Şimdi bakın tüp oluşurken yanda bir kattant oluşuyor. Sulcus limitans deniyor bu kattantıya. Bakın burada da sulcus limitans burada. Sulcus limitansın önündeki nörojenik pla bazal plak deniyor bazal plak bakın bazal plak arkasındaki pla da alar plak deniyor bazal plaktan motor nöronlar efferent motor nöronlar nükleoslar vesaire gelişiyor alar plaktan da duyu nöronları gelişiyor Bakın bu bir spinal spin sinir oluşturan e, lifler. Dört çeşit liften oluşuyor spinal sinir. Kimlenmiş? Genel somatik afferent, genel visceral afferent, genel visceral efferent, genel somatik efferent. Motor, duyu. Genel soma demek çizgi e, çizgil kasların vesaire. Somatik mezodermden gelişen işte e, derim vesaire oradan duyuların alınması viserallerde iç organlar ona oradan duyu alınması viseral efferent deyince de iç organlarımın e, kasılması motor fonksiyonları buna otonom sinir sistemi de diyebiliriz. Otonomdur çünkü onların kasılması. Şimdi bakın şurada bakın şunlar. Genel somatik afferentler deri, kas ve tendonlarından duyular alan sinir çeşitleri, lifler. Genel somatik afferent. Genel visceral afferent iç organlardan gelen duyuları alır. Genel visceral afferent. İşte iç organlardan gerim duyusunu, e, bütün duyuları hissetmiyorum. Tam mesela pH'i, e, kan damarlarındaki pH'i, e, kanımın basıncı, baroreseptörler alıyor. Mesela onu e, ee, baş ağrısı olana kadar hissetmiyorum. Ee, ama bunlar iç organların duyular. Genel visceral afferent. Genel somatik efferent iskelet kaslarına istemli bir şekilde iskelet kaslarına giden sinir uyarılarının çıktığı e, nöronlar. Genel somatik efferent. Genel visceral efferent de düz kaslarına, salgı bezlerine yani iç organlarına giden e, motorlar. Bunlar otonom sinir sistemi parasempatik ve sempatik de olacağın otonom sinir sistemi. Genel somatik, genel visceral afferent, genel somatik, genel visceral efferent. Bu dört lif, dört lif hem spinal sinirin içinde bakın. Demin spinal sinir oluşturan dört liften bahsettim. Bunlardı. Hem bir spinal sinirin oluşumunda bakın bir spinal sinir bu dördü var hem de kranyal sinir oluşumunda var. Genel viseral efferent, genel somatik efferent, genel viseral afferent, genel somatik afferent. Bir de kranyal sinirlerde bunlar haricinde 3 tane farklı çekirdek veya nöron tipi veya nöron sinir lifi tipi de mevcut. Bunlar da özel, special Bakalım bunlar neymiş. Bakın şunlar. SSA, SVA, SV özel somatik afferent, özel visceral afferent, özel visceral efferent. İkisi afferent duyu, bir tanesi efferent. Motor özel, özel motor, özel, özel iki tane özel duyu. <laughs> SCA yani özel somatik afferent göz ve kulağımızdan göz ve kulağımızdan e, burada plakotlardan gelişiyordu. Göz ve kulak e, plakotlarından gelişiyordu. Gelen işte görme, işitme ve denge ile ilgili duyuları taşıyan liflere genel somatik şey özel somatik afferentleri. Özel viseral afferent ise vissellerimiz ama nedir? İçimizde kalan özel duyuları. Kimler bunlar? Ee, dil ve burun. Dil ve burnumuzdan, burun mukozasından kokuyla, dil, dilde tatla alakalı. Yani kokuyla, tatla alakalı duyuları getiren lifler özel visceral afferent denilecek. Özel visceral efferent ise, efferent motordu. Ee, özel visceral efferent, faringel artları görmüştük. Kimlerdi? İşte birinci, ikinci, mandibular, 3. üçüncü, dördüncü ve altıncı faringel arklardı. Bunlardan gelişen kaslar işte birden e, çiğneme kasları, ikiden e, mimik kasları, üç ve dörtten e, faringel ve larynx özellikle dörtten larynx ve farings kasları gelişecekti. E, yumuşak damak kasları dahildir buna. E, bunlar işte e, faringel arktan gelişen kaslar. Faringel arktan gelişen kasları uyaran uyaran e, liflere de özel visceral efferent lifler denir. Bakın SV <laughs> özel visceral efferent. <laughs> Faringel geçen kaslara giden sinir bugers. Bakın şöyle baktığımda bakın şu. Şurası brainstem beyin sapı. Şimdi 12 tane kranial sinirimiz vardı. 1 2 beyin uzantıları. Yani olfaktör koku siniri ve optik e, göz sinirleri beyin uzantılarıydı. Dolayısıyla beyin sapını gösterdiği için biz burada göremeyeceğiz bunları. Diğer 10 tanesi beyin sapının uzantıları. Dolayısıyla beyin sapında bunların çekirdekleri de beyin sapında bulunuyor. Şimdi S dediğimiz genel somatik efferent. <laughs> Kranyal sinirlerden. Burada çizgili kaslara giden şeyler oluşturan genel somatik efferent. Kimlerdi mesela? İstemli dil kasları veyahut da eee Ekstra oküler göz kasları. Gözü sağa sola hareket eden alt tane kasım vardı. Bunları diyebiliriz. 3, 4, 6 bakın. Nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus abducens. Bunlar bakın 3, 4 mezansifonda, 6 ponsta. Bunlar 3, 4, 6'nın motor çekirdekleri. Neyi yapıyor? 3, 4, 6 ne yapacak? gözün ekstra oküler alt tane gözü hareket ettiren kası inler edecek. Genel somatik efferent, somatik efferent e, çekirdekleri de bunlar. Ta, e, tipleri de genel somatik efferent. 12'de dille alakalı bütün kaslara inler verecekti. 12'nin de bakın bulbusta e, dille alakalı e, şey yapan motor çekirdeği mevcut. Bu da genel somatik efferente örnektir. Özel visceral efferent. Visceraller demiştim. Özel visceral eferent, E, motor demiştim. Özel visceral deyince de e, brankel veya faringel arklardan gelişen kaslar. Kimlerdi? Mimik kasları. Kimlerdi? Çiğneme kasları. Kimlerdi? Laris kasları. Kimlerdi? Farik kasları. Yumuşaklama kasları vesaire. Bakın 5-7 <laughs> 9, 10, 11. kraniyel sinirlermiş. 5 çiğneme kaslarıyla alakalı. Y ve iki tane, bir buçuk tane suprahiyoid kasa inler ederdi. Yedi mimik kaslarıyla alakalı fasyal, nervus trigeminus, nervus fasyalis motorları verecek. 9, 10, 11'de bakın onların ortak çekirdeği medulla da nükleus ambigus denecek. E, ee, faringel akları inler verecek. Faringel aklardan geçen kaslar inler Hangi kaslar? E, 9 10 11 inler verdi. Farings, yumuşak damak ve larynx kasları. Ortak çekirdekleri nükleus ambigus. Genel visceral efferent deyince de bakın genel visceral efferent visceral eferent yani iç organlara efferent götürecek. Kim bu iç organlar? E, genel iç organlar, işte iç organlar yani e, bu iç organlardaki kaslarıma, işte e, bezlerime vesaire eferen, motor götürecek. E, yani genel bir sırada eferen deyince aklımıza otonom sinir sistemi gelecek. Otonom yani parasempatik ve sempatik gelecek. Parasempatik özellikle 4 tane kraniyel sinirim vardı 3, 7, 9 ve 10. kraniyel sinirler. Bakın 3. Gözdeki pupili e, daraltacak. Parasempatik özelliği böyleydi. Bakın sal demiş. Bu salivator, çekir, e, tükrük demek. 3 e, tane tükrük bezim vardı. Büyük ve küçük tükrük bezlerim vardı. 3 e, tane büyük ve küçük. <laughs> Bunları inerve eden, en büyüğünü inerve eden ustu. Eee submandibular, sublingual e, bezleri inlerveden, parotisi innerveden, glosofaringeus 9, submandibular, sublingual inlerveden nervus facialis idi ve küçük küçük bezden inlervederdi. E, ve gözyaşı bezimizi de e, inlervederdi. İşte saliva buradan çıkan saliva, nükleus salivatoruslarda superior, inferior vesaire buradan çıkan e, bu beyin sapındaki çekirdekleri. Bu işle alakalı çekirdekleri. 10. kranial sinirde e, kolon transversum 2 bölü 3'e kadar o tüklük bezlerinden tutun kolon transversum 2 bölü 3'e kadar aradaki bütün organların parasempatini verecekti. E, onun parasempatik çekirdeği de bakın medula bulanık adaki bulbustaki nükleus dorsalis nervi vagi. S veya G veya bunlar afferent. Visceral afferent, özel ve genel. Özel visceral afferent deyince e, koku ve tat aklımıza gelecekti. E, kokuyu alan birinci kranial sinir, olfaktör sinir. Bu beyin sapındaki çekirdekleri gösterdiği için burada çekirdeğim mevcut değil. E, tatla alakalı kranial sinirlerimiz e, dilin 2 bölü 3 önden tadı alan... E, nervus fasialis'ti. E, dil 1/3 arkadan tad alan glossopharyngeus'tu. Dil kökünden tadı alan e, nervus vagus'tu. Bakın 7 9 10. Bunları tad alan çekirdeği de tractus solitarius dediğimiz yapının içindeki nükleus gustatorius yapısıydı. <laughs> Özel genel viseral afferentle iç organlardan alınan e, duyulardı. Şimdi eğer bir organa sempatik ve parasempatik gidiyorsa parasempatikler kraniosakral hatırlarsanız 3, 7, 9, 10. kranial sinirler tarafından götürülürdü. 10, 3 organların neredeyse hepsini götürürdü. Dolayısıyla sempatik ve parasempatikler hem zam aynı zamanda duyuları da taşırlardı. Özellikle sempatikler ağrı duysunu, bulantı gibi duyuları vesaire de parasempatikler taşırdı. Tabi pH, e, kan basıncı, e, e, potasyum, kalsiyum miktarları mesela onlarla alakalı duyular. Her ne kadar korteks'e gelip bilince sunulmasa da yani bunun farkında olmasak da onlara da duyu diyebiliriz. Genel somatik afferent e, somalar işte derimizden e, kastan, eklemden duyular. İşte e, deriden duyu alan e bütün derimizden duyu spinal tarafından alınırdı. Dermatom diyorduk. Böyle bir haritası vardı onun. C2, C3, C4, C1'in dermatomu yoktu. Servikal bir spinal sinirin dermatomu yoktu. Sadece yüz, yüzden duyulan alan 5. kranial sinir Nervus trigeminus idi. Bakın GSA yüzden duyu. Genel somatik aferent. en büyük çekirdekte bakın en uzun çekirdekte Nervus trigeminus'un çekirdeği Mezan sofolon'dan başlıyor. Pons'ta, Bulbus'ta hatta Medulla Spinalis'in e, üst bölümüne kadar uzanıyor. Özel somatik aferent ise e, görme ve işitme, görme, işitme ve denge ile alakalı duyulardı. Görmeyi nervus optikus, ikinci kraniyel sinir sağlardı. E, beynin uzantısı olduğu için burada gözükmüyor. E, i̇şitme ve denge ile alakalı kulaktan alan duyuları e, 8. kraniyel sinirler vestibulo kohliar sinir sağlardı. vestibular dalı denge ile alakalı semisürküler kanallar utikulus kulustan iğme önü arkaya yukarı aşağı iğmeyi algılayan <laughs> bunlar denge ile alakalı duyular alırlardı. Bakın duyuları getiriyor vestibular çekirdeklerine. Vestibular sinir vestibular çekirdeklerine beyin sapında iletecek. Koleyar sinir, koleyar parçası ise vestibula koleyarın. O da işitme ile alakalı kohleadan korti organımızdan duyu alacak ve koleyar nükleuslarına getirip e, duyuyu getirecek beyin sapındaki. Bunlar da sinir lifi çeşitleri idi. Bakın genel somatik afferen, genel visceral afferen, genel visceral afferen, genel somatik afferen, medulla spinalis'in e, ee, spinal sinir oluşturan lifler. Bunların dördü artı özellerle beraber, özellerde kraniyel mevcut olan özellikler. Mesela bir spinal sinir Burada genel somatik eferent gidecek bir kası uyaracak. Diyelim ki biceps kasımız uyaracak. Genel visceral eferent gidip bir iç organımızı uyaracak. Genel visceral eferent aynı zamanda otonom demek. Ee, sempatikler hatırlıyorsanız e, T1 ile 2 arasındaki spinal sinirlerin üzerinden taşınırdı. İşte genel visceral eferent bu demek. Otonom demek. Sempatik demek. Ee, genel somatik afferent somalar işte derimizden, e, eklemlerimizden, kaslarımızdan duyuları, kas falan duyuları alıyor. Genel somatik afferent diyor. Genel visceral afferent de e, sempatik getirdiği organlardan duyuları alıyor. Buna genel visceral afferent diyor. Özellikle ağrı duysu vesaire. <laughs> Bunların çok üzerinde durdum. İşte bu, dör, bu liflerin birleşimiyle de bir spinal sinir oluşuyor arkadaşlar. Bunlar da lif çeşitlerimizdi. Bakın sinir sistemi iki kısımdan oluşuyor. Bir merkez sinir sistemi nöral tüpten oluşuyordu. Bir de periferal sinir sistemi nöral tüpün uzantıları kimlerdi? Beyin sapının uzantıları olan kranyal sinirler ve medula spinal sinir uzantıları olan 31 çift spinal sinir periferik sinir sistemini oluşturuyor. Ortada kalan da e, işte beyin, beyin sapı, serebellum medulla spinalis de merkezi sinir sistemimizi oluşturuyor. Periferik sinir sistemi somatik ve otonom sinir sistemi olarak ayrılabilir. otonom e, istem otonom istemsiz iç organlara, iç organlara alakalı duyular ve iç organlara alakalı eee innervasyonlardı. Otonom sinir sistemi bunlardı. <laughs> Onun da sempatik ve parasempatik e, patenleri vardı. Görmüştük bunları detaylıca sistemler konusunda. Somatik sinir sistemi de ister çizgili kaslardan e, çizgili kaslardan ileti, e, işte derimizden e, eklemlerimizden duyular ve çizgili kasların uyarılması somatik sinir sistemi e, denebilir arkadaşlar. Bakın ortadaki beyin, beyin sapı cerebellum, medulla spinalis bunlar kabaca merkez sinir sistemi uzantılarda periferik sinir sistemi diyebiliriz. Kranial sinirlerde otonom, şey, otonom sinir sisteminde sempatik ve parasempatik komponentleri vardı. Sempatikleri torakal bir, lumbal iki vertebraların ve torakal bir, lumbal iki spinal sinirlerden kaynaklı şey alırlardı, köken alırlardı. Kran e, parasempatik ise kranio sakraldı. 3 7 9 ve 10. kranial sinirler sakral 2 4 spinal sinirlerden köken alırdı. Bütün sempatik ve parasempatikler muhakkak bakın şöyle şuralarda bir e, sinaps yapacak bakın. Parasempatikler, sempatikler şu sinaps yapacak ve sinaps yaptıktan sonra organa gidecekti. Yani nöron değiştikten sonra organa gidecekti. Nükleus merkezi sinir sistemindeki nöron gruplarına diyoruz. Ganglion eee Periferik sinir sistemindeki nöron gruplarına ganglion deniyor. Ganglionlar Bakın. Bakın şurası spinal sinir. Spinal her spinal sinirin arka kökünde iki kökten oluşuyor. Ön kök var arka kök. Ön kök motorlar taşır. Arka kök duyuları taşır. Ganglion spinal denen 31 çift spinal sinirde de ganglion mevcuttur. İçinde de hücrelerin gövdeleri var. Duyu hücrelerinin gövdeleri var. Başka duyuyla alakalı bakın demin şeyden bahsettim. Otonom sinir sisteminden bahsettim. Otonom sinir sisteminde de ganglionlar mevcut idi. Bakın şuralarda. Bakın otolom sinir sisteminde de ganglionlar muhakkak, e, muhakkak nöron değiştirip organa gidecek. Bir ganglionla sinaps yapacak. Nöron değiştirecek yani. Ganglionlar mevcut. Bir de kraniyal sinirlerde de duyuyla alakalı kraniyal sinirlerde de ganglionlar mevcut. Bakın şunlar. mesela bakın 5. kranial sinirimiz yüzün duyusunu alıyor bakın. Yüzün duyusunu aldıktan sonra maviler, yüzün duyusunu alan lifleri mavileri takip ediyoruz. Bakın şurada bir şişkinlik. Ganglion trigeminale denen bir yerde bakın pısoduyu nipolar tipte nöronlar bakın ganglionun içinde ganglion trigeminale deniyor. Sonra da buradaki bu nöronların periferik uzantıları duyuyor, alıyor. Merkez uzantıları da Beyin sapındaki trigeminalin çekirdeğine uyarı götürecek. Veya bakın. Nervus fascialis 2 bölü 3 dilden tat duysalarda. Bakın onu da mavileri takip ediyoruz. Bakın. Onun da bir ganglionu var. Ganglion genikuli dediğimiz bir ganglionda bakın yine psödünü polar tipte nöron Mer periferik uzantısıyla duyu almış, merkezi uzantısıyla da duyuyu beyin sapındaki çekirdeğine vermiş. Tractus solitarius, nucleus gustatorius demiştik. Buradan da yukarı doğru lifler çıkacak. Burada ikinci bu birinci nöron, ikinci nöron şurada yukarı doğru çıkacak. Nereye? Talamusa uğrayacak. Talamustan da üçüncü nöron yukarı doğru çıkacak. E, korteksteki tat merkezime gidecek ve 3 nöronla kortekse gidecekse 3 nöronla yukarı doğru duyular gidecek. Genelde duyular için böyledir. Bakın vestibula kohlear sinirim. Vestibular parçası bakın. Yarım daire kanalları utrikulus sakkulustan duyu alıyor. E, baş, yarım daire kanalları başın hareketiyle alakalı, başın pozisyonu alakalı durumlar alır. Utrik ulus, öne arkaya, yukarı aşağı imelenme duyumu alır. Bakın onların da bulunduğu bir e, duyu alan bipolar tipli bir durum. Bu pısa polar değil, bipolar. İki tane uzantısı var hücre gövdesinin. Bakın ganglion vestibulare de sinir bulunuyor. Bunda ganglion var. Bakın bu da e, kohliyamız, korti organımız. Burada vestibulo kohleer sinirin kohleer dalı bakın e, işitme ile alakalı duyuları alıyor. Yine bir polar tipte nöron. iki tane kutbu var. Ortadaki şişkinlik e, nöronun gövdesini. E, iki tane kaç tane kutbu varsa ona göre söyleniyor. Bakın bu iki kutbu var. Bir polar. Bakın hücre gövdesinin bulunduğu yer yine şişkin. Bu da ganglion spirale kohleya. Demek ki kraniyel sinirlerinde de ganglion mevcut. Sinir, mesela diyelim ki radyal sinir veya muskulokuten sinir. Periferik sinir sistemindeki aksonlar. Nöron geriden uzantıları akson uzantılarına e, sinir deniyor. Traktus, lemniscus fasciculus. Bunlar da merkez sinir sistemindeki e, mesela nükleoslar e, çekirdekleriydi. Sinirlerin gövdeleri burada bulunurdu. Sinirlerin uzantıları da, aksonlar da eee medulla spinalis'in beyaz cevherinde yani omurilimizin beyaz cevherinde yukarı aşağı doğru aşağı doğru hareket eden motor yukarı doğru duyuları götürecek. Bunlar da e, akson grupları işte inen çıkan yollar oluşturacak. Onlara da traktus, lemniskus, fasciculus gibi isimler verecek. Komissura beynin iki kemisleri vardı. İki hemisferi birbirinden haberdar eden yollardı. Komisyonel yollar. En büyük komisyonel yol korpus kallozum idi sağ ve sol beyni birbirinden haberdar eden en büyük komisyonal yol. Kontralateral karşı taraf demek. Bu da önemli. Çünkü mesela sağ beynim sol tarafımı idare edecek. Sol kolumu, sağ, sağ sol ayağımı idare edecek. E, oranın duyuları, işte ağrısı duyusu vesaire e, sağ tarafın ağrısı duyusu sol beynime çıkacak. Tam ters. Genelde çapraz yaparlar. Kontralateral. Ba, e, genelde çapraz yaparlar. Bazı lifler çapraz yapmazlar. Aynı yönde ilerler. Buna da ipsilateral denilecek. Ve kusatıyor. aksondan orta hatta çapraz yapması. Sağa sola geçmesi. Afferent demin dedim duyuyla alakalı. Efferent de motorla alakalı e, aksonlar. Birazdan bahsettik. Bu da kabaca terminolojisi idi.